Bu arada Hüsnü abin dediği bir şeye bağlamak istiyorum. İlla mal sahibi olmanız işte gerekmiyor. Ben de ona getirmek için söyledim bunu. Çok yani önemli. Mal sahibi olmanız gerekmiyor. Ben şimdi size yekten iki tane girişimci sayarım. Şu anda hani maaşlı eleman diyebilirsin eski lafla. Profesyonel. Profesyonel diyebilirsin. Onların altında çalışmak isterim öğrenmek için. Bir tanesi benden de genç. O da çok hoşuma gitmiyor. Yani bir tanesi Serpil Timuray mesela. Bana göre muazzam bir girişimci yani. Ondan sonra öbürü Süreyya Cili bana göre muazzam. Ali bence zaten sözünü kesiyorum ama mal sahibi gibi bir yönetici olmazsan zaten mal sahibi yönetici olma olmaz. İhtimalin azalır. Doğru. Benim en büyük şansım Mehmet Karamet beni 13 sene müddetle iki bankasını mal sahibi gibi yönetmeme izin verdi. Çok önemli. Yani düşünebiliyor musun bir patron olarak beni bir kere arayıp bana bir çaycı, odacı, şoför adayı yollamadı. Düşünebiliyor musun böyle bir olayı? Yani onun için... Çok büyük bir lüks bu yani. Ya bir yönetici zaten yani ofisten çıktığı zaman elektrikleri kapatmazsa onun mal sahibi olmaması lazım. Mesela. Tabii. Anlatabiliyor muyum? Onun için idealde bizim grupta böyle birkaç sene çalışmış ve başarılı olmuş CEO'ları biz zaten belli bir ölçüye kadar mal sahibi yapıyoruz. Yani şirketlerimizi ortak ediyoruz. Bu o kadar önemli ki. Tabii. Ya ben ilk günden mesela ben bir sigorta şirketi kurdum. Fiva Sigorta 2002'de. İlk günden %10'unu. Kimse benden bir şey istemedi. Ben genel müdür adayıyla konuşurken sen ve ekibin ne ben %10 hisse veriyorum dedim. Yarısını söyleyeceksiniz dedim paranın. Ve bunu kabul etmezseniz de gelmeyin dedim. Yani çünkü onların da kalbinin, yüreğinin benimle beraber atmasını istiyorum. Sermayemiz 5 milyon liraydı sadece. Onlar 2,5 milyon koydu. Pardon 2,5 diyorum. 250 bin lirayı koydu. %10'un yarısı. Ben de 250 bin lirayı koydum. Şirketi 2010'da Sompo Japan'a sattık. 300 milyona. Ne 300? 500 milyona. 300 milyonlara. 300-500. Onlar da 50 milyon. Yani. Ya, bence, yani. Ablamcı versin abi.